Selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi şu anda kendi tırımın yanındayım. Allah nasip etti. Böyle bir son dönemlerde böyle bir oluşumun içerisine girmeyi istedim. Aslında olayın başına dönmüş olacak olursak eğer, daha önce karşıma bu tarz fırsatlar çok fazla çıktı. Ama değerlendirmedim, yani istemedim, hep kaçtım ama sonunda bir şekilde kendimi yine bu işte buldum. Şimdi şey derler ya, hani hep bildiğin işi yapacaksın diye. Benimki de bir o hesap oldu. Hani buralarda mesela sonradan gelmişsin, bir kafe açabilirsin. İşte müzisyenim zaten biliyorsunuz, müzik adına bir şeyler yapabilirim. Gerçi hala yapıyorum, onlar arka planda devam ediyor ama en iyi bildiğin iş, yani ben kendime sordum bu soruyu. Dedim ki ya benim en iyi bildiğim iş bu iş. O yüzden... Şuna bak. En iyi bildiğim iş bu iş. O yüzden ben de dedim ki ya bu işe bir adım atalım. Kendi lojistik firmamı kurdum arkadaşlar. Eminim ki hepinizin hayalleri vardır. Allah hepinize nasip etsin diyorum. Ama ben yani hayatta hiçbir zaman bu tarz şeyleri yani kıstas olarak almadım. Ben şimdi bugün bu işteyim, yarın tekrar bir yerde çalışabilirim. Hayat bu, her şey olabiliyor. Yani insan belli noktalardan belli noktaya gelene kadar belli bir tecrübe yaşıyor. O yüzden bence insan hayatı bütün bu tecrübelerin tümüdür. Yani hiçbir şeye tabii ki kapılmıyorum, şey yapmıyorum ama tabii içimde mutluyum yani böyle bir şey olduğu için. Hani bugün mesela tırımla çok uğraştım. Zaten o görüntüleri de izleyeceksiniz. Bir sürü malzemeler falan aldım. Ya insanın böyle kendi tırına dokunması, işte kendi tırına bakması falan gerçekten çok acayip bir şeymiş. Tabii biz mesela şoförüz biliyorsunuz. Birçok işte çalıştık. Bizi izleyen arkadaşlar biliyor ama yeni izleyen arkadaşlar varsa da söyleyebilirim. Tırcı geçmişim var. O zaman da biz kendi bindiğimiz arabalara, sürdüğümüz arabaları hep kendi arabamızmış gibi kullanırdık. Hep o şekilde sürüyorduk. Genelde böyleydi bu. Ama kendi tırını alınca gerçekten bir başkaymış. Çok uğraştım. Süreci anlatırım. Bu tek bir videoya sığacak bir şey değil. Yani birçok aşamalardan geçtik. Sınavlar, prosedürler, firma kurma prosedürleri. Avusturya'da bu sistem çok bambaşka. Avusturya'yı bilen bilir arkadaşlar. Bir iş yapıyorsanız o işin kalifiyesi olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bunun için sınavlara girmeniz gerekir. Ruhsatları alabilmeniz için. İşte valilikte ayrıca sınavları var. İşte yük alıp satmak istiyorsanız, şipedisyon kurmak istiyorsanız onların ayrı sınavları var. Yük, sadece yük taşıyıcısıysanız onların da ayrı sınavları var. İşte bizim hayat hikayemiz ilk geldiğim zaman Türkiye'deki ehliyetimle buranın bir ehliyetini çevirmek oldu. Bir saat falan, bir iki saat bir hocayla sürmüştüm. Ondan sonra sınava girmiştim. Kağıt üzerinde bir sınava girmemiştim. Yani yolculuğumuz oradan başlıyor ehliyet olarak. Oradan ondan sonra yine böyle dağıtım işleri yapmıştım ilk geldiğim dönemlerde. Sonra tır ehliyetini yaptım. Yeniden yaptım tır ehliyetimi. Türkiye'de yoktu zaten. Bütün her şeyi burada yaptım ama iğneyle kuyu kazmak gibiydi. Çok önüme zorluklar çıktı. Birçok aşamalardan geçtim. Yapmamı istemeyenler oldu. Buraya gelince mesela burada gelip yükselmek, bir şeyleri başarabilmek her zaman için yani bu tarz şeyler olabiliyor insanın hayatında. Kıskançlıklar olabiliyor vesaire. Bir sürü şeyler olabiliyor. Hangi sektöre girecekseniz girin yani bunu görürsünüz. Size destek olan insanlar da vardır ama destek olmayanlar da vardır muhakkak ki. Neyse işte trailitimizi yaptık. YouTube serüvenimiz başladı. O da benim için çok büyük bir değişim noktasıydı. YouTube'a girme yani. Onun kararını almak. O dönemlerde dışarıya çalışıyordum. Şoförümün ilk yıllarıydı diyebilirim. Birkaç senesi geçmişti şoförlüğümün de. İlk yıllarıydı diyebilirim. Bütün her şeyimi burada sizinle paylaştım. Bir aile gibi olduk. Acemiliğimi paylaştım. Bilmediğim noktalar vardı. Onları paylaştım. Çok yanlışlıklar da yaptım. Çok cesaretli adımlar da attım. Sonunda gerçekten hani bu işle bu noktada tekrar yollarımız kesişti ve ben bu işi yapma kararı aldım. Umarım işlerim rast gider. Ondan sonra bir iki ay çalışıp ondan sonra şey yapmayalım. Tekrar eski firmalara geçmeyelim. Olabilir tabii ama biz iyi çağrıştıralım. Güzel planlarım var, güzel hedeflerim var. Ama hiçbir zaman para odaklı değilim, onu söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir zaman para odaklı olmadım gerçekten. Hayatımda hep bir şeyleri başarmak peşindeydim. O yüzden de hep işlerim rast gitti biliyor musunuz? Yani neye girdiysem böyle hep gerçekten Allah'ın izniyle yani yapabildim. Ucundan tutabildim. O gücü hep kendimde buldum. Neyse çok uzatmayalım. Zaten bütün sorularınızı şu an düşünüyorum yani. Bir sürü sorular gelecektir umarım. Bu videoya, bundan sonraki videolara. YouTube'dan bir ara uzak kaldık. Sitem etmişsiniz. Abonelikten çıkan arkadaşlar olmuş. Onlara buradan çağırım arkadaşlar. Geri gelin. Bomba gibi geri dönüyoruz tekrardan. Ya bu işlere başlamadan önce bir Türkiye tatili yapayım dedim. Türkiye'ye gideyim. İyi gelir. Çünkü kendi işinizde olduğu zaman işte kendi tırınız vesaire her zaman hastayım. İşe gidemiyorum diyemezsiniz. İşinizin başında olmanız gerekir. Tekeriniz dönmesi gerekir. O yüzden dedim ki ben eski firmamı bıraktım. Orayla da çok seviyordum. O işimi de Müller'de çalışıyordum. Çok seviyordum. Yine işe girecek arkadaşlar falan bana çok yazıyordu böyle. Yine yardımım dokunursa o arkadaşları da yönlendirebilirim bu arada.
güzel ayrıldım yani firmamla da. Seviyordum, iş arkadaşlarım da iyiydi. Hala görüştüğüm aralarında var. İşte oralardan buralara böyle şey yaptık, adım attık. Sizlerin çok büyük desteği var bana, çok büyük emeği var. Bir dönem ara verdim dedim ya, işte tatile gittim, eski videoları paylaşıyorduk. Hani YouTube'un algoritmasından dolayı o tarz işler yaptık ama şimdi artık güncel videolar gelecek. Ve beni eski bıraktığınız DAF'tan o noktaya geldik tekrardan. Yani başladığımız yere geri geldik arkadaşlar. Bu çok enteresan bir şey değil mi? Zamanında YouTube'a bu şekilde başladım. Arada bir serüven yaşadım. Tekrar geldiğim noktaya geri döndüm gibi. Ama daha farklı bir şekilde geri döndüm. Gördüğünüz gibi çadırlı Dorse'miz var. Ondan sonra aracımızı biraz sonra göstereyim size hangi araç olduğunu. Biraz şu anda böyle tahmin edebiliyorsunuzdur hangi araba olduğunu ama detayları anlatırım. Nasıl aldık, neler, çok bir süreçti bu yani. Bir sürü işler yaptık. Onlardan da bahsedeceğim. Çok da sıkmayayım sizlere. Yani birçoğunuzun duası geçti. Umarım da yolumuz da açık olur. Biz de çoluğumuza çocuğumuza rızık getirmek için tabii ki bir yandan da her ne kadar hedefimiz para olmasa da yani rızkımızı da bu işten kazanacağız. Allah'ın izniyle inşallah diyelim. Mutluyum. Birkaç gündür kendi tırımla uğraşıyorum. Yakın zamanda yola çıkacağım. Bir tane ofisim var. Tabii ki niyetim biraz daha büyütebilmek ama bu ilk etapta olmuyor arkadaşlar. Siz yeni bir firmasınız. Burada işleri alabilmeniz önemli. Kimseye bağlı çalışmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Kendi başıma çalışıyorum. Kendi müşterilerimi kazanacağım. Bunun için bir uğraşım olacak. Hem ofiste olacak, hem dışarıda olacak, sahada olacak yani. Kafamda belli başlı tabii ki planlarım, hedeflerim var. Bu doğrultuda işlerimi ilerletmeye çalışacağım. Yerimizi de saymak tabii ki olmaz. Umarım güzel yerlere geliriz. Her şeyin hayırlısı olsun. Bizi izleyen küçük arkadaşlarımız da var, kardeşlerimiz, büyük abilerimiz de var, arkadaşlar, yaşıtlarımız da var. Kimimiz şoförlük yapıyor, şoförüz yani. Kimimiz öğrenci, kimimiz emekli. Hepimizin hayatında insanlar işte bir şeyler yaşıyorlar. Dilerim ki Allah sizin de gönlünüze göre versin. Çok dua ettiniz. YouTube'da çok dualar yazdı bana yani altta. İnşallah kendi tırını alırsın. Abi senin tırın mı diyorlardı. Ben altta şey yazıyordum. Yok be kardeşim nerede diyordum, tamam mı? Yani bir firmaya bağlı değiliz. Kendi başımıza, kendi yağımızda kavrulacağız. Hiç kimsenin kanatları altında değilim. Bir iş yapacaksan da kendi başına yapacaksın. Her zaman ben bu kafadayım. Ben her zaman kendime güvenerek bir işe girerim. Bir başkasının lafıyla, bir başkasının hareketiyle. Çok yapmak istemeyenler, yapma diyenler oldu. Ya tamam deyip yardımcı olacağım deyip olmayanlar oldu. Birçok tarzda insanlarla karşılaşabiliyorsunuz bu sektörde ama tabii bunların hepsi şey, ne derler? İhtimaller, farklı farklı ihtimaller, işinizdeki ihtimallerin sonuçları demeyeyim de başlangıçta karşınıza çıkabilecek durumlar. Bunların ihtimalleri. Ama tabii ben bir iş yapıyorsam eğer bu kararı kendi başıma alırım ve o şekilde yani kendim ve ailem adına alırım. O şekilde de ilerletirim. Kimseye şeyimiz yok hani ne derler. Kendi başımıza, kendi çapımızda takılacağız dediğim gibi. Kendi işlerimizi, kendi yüklerimizi, kendi müşterilerimizi bulmaya çalışacağız. Hedefimiz bu doğrultuda. Bakalım nasipte ne varsa onu yaşayacağız. Şimdi gelin isterseniz biraz uzattım ama bu da gerekiyordu be bu konuşma. Değil mi? Şimdi şey yapalım, tırı size göstereyim arkadaşlar dışarıdan ufak ufak. Evet, başladığımız noktaya geri döndüm dedim ya. Şurada ne yazıyor? 480. Şurada ne var? XF. Şu ne? DAF. Biraz çıkmış, şurasını yapıştırmam lazım. DAF. En son hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O videoyu bilmiyorum. Oğuzhan bulabilirse koysun. DAF'ın anahtarını buraya koymuştum. Burada gizli bir bölümü var. Ondan sonra videoya veda etmiştim böyle. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel zamanında sonuna geldik. DAF'la da çok güzel şeyler yaşadık. Özleyeceğim tek şey DAF olacak. Yeni maceralara devam diyorum. Yola devam ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. DAF da öyle. Şimdi de buraya doğru geliyorum. Evet, karşınızda DAF. Başladığımız noktada DAF'la beraberiz tekrardan. Umarım güzel başlangıçlara, güzel yolculuklara nasip olur. Birlikteliğimiz DAF'la ve sizlerle olan. Arabada çok diyordunuz abi modifiye yapmıyor musun? Modifiye et işte araçları bir şeyler yap falan diye. Kendi arabam olmadığı için bir şeyler yapamıyordum ama daha şimdiden araba konusunda ne kadar titiz olduğumu siz de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Umarım işlerim iyi giderse arabayı tabii ki değiştireceğim. Değiştireceğim derken yani kafamda DAF'la ilgili güzel projeler var. Güzel fikirler var. Yapılmamış olan, denenmemiş olan şeyleri yapacağım. Onu da söyleyeyim. İnşallah yapabilirim diyeyim yani. Tırımızı aldık. Değişiklik yapılacak şeyleri var. Ufak tefek bazı şeyler
şeyler yaptım. Onları göstereyim sizlere. Şöyle yapalım. Bu nasıl yapsak? Heh, şurayı değiştirdim mesela. Bunun videoları şimdi karşınıza gelir büyük ihtimalle. Çamurluklarımızı değiştirdik. Çekici tekerlerimizin. Şunlarda hafif böyle şey vardı. Delik falan vardı. Ondan sonra yani şimdi aracımızın içerisini falan göstereceğim ama dışı böyle yani. Yan rüzgarlıkları var. Yakıt korumalığı var. Şöyle aynalarımız beyaz. Üste ışıklarımız falan var. Yine güneşliğimiz var. Araba yani full XF neydi yani? Super Space. Super Space mi? Super Space kabin galiba. Öyle diyorlar. O var. Yenilenecek birçok şey var araçta. Ama yine de bildiğiniz, bilmiş olduğunuz yani alıştığınız XF'lerden alçak kabin değil yüksek kabin aldım. Ve 480 beygir gücünde. İlk çamurluklardan başladım. Ufak tefek bazı yapılacak şeyleri var, noktaları var. Dorse de benim arkadaşlar. Kendi dorsemi de aldım. Dorse bulamadım. Yani güzel bir dorse bulamadım açıkçası çok fazla. Çünkü inanın çok zorlandım yani. Bu araçları yani bu takımı yapana kadar uğraştım diyebilirim yani. Tabii Allah da nasip etti. Şansım da yaver gitti. Buldum. Bu satılmıştı ilk başta başka birisine. Sonra vazgeçmiş. Adam nasip işte bak bize düştü sonra. Biz haber bekliyorduk. Kesin değildi diye. Bu ekipmanlar şarttı. Bunları almak durumundayız. Dorse için, yük güvenliği için. Burada bayağı sağlam bir alışveriş yaptım. Biraz sonra onları gösteririm size. Paylaşırım. Neler aldım, ne kadar tuttu falan. En azından bu işe başlayacak arkadaşlar için de ön hazırlık gibi bir şey olur. Yani görmüş olurlar. Bundan bir tane daha var. Şimdi onu getireyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tırın bazı eksiklikleri var. Onları halledeceğiz. Allah'ın izniyle ama yavaş yavaş yapacağız. Şimdi benim pek içime sinmiyor yani şu durum var. Bunlara kot flügel diyorlar işte çamurluklarımız yani. İki tarafta da ufak tefek şeyler var, hasarlar var. Şimdi bunları şey yapacağım, sökeceğim ben. Bunlar bende kalacak. Yine bir lazım bir şey olursa tamiratını belki yaparım. Şu üstünü kapatırım. Nerede şey yaparsak yani lazım olur. Sonuçta plastik bir parça, bir durum olur vesaire. Yani çok fazla yıpranmamış baktığınız zaman. Şöyle bakacak olursanız böyle yakından. Şurada bir delik var. Bir de şurası biraz sürtmüş. Sürtünmeden dolayı bunlar tabii şimdi ağır oluyor. Rampa aşağı alıyor, ağır oluyor. Dengeleyemiyoruz. Biraz bunu yukarı kaldırmamız lazım. Direkt rampadan öyle çıkınca sıkıntı oluyor. Aracı ilk defa kullanacağım zaten. Bütün eksikliklerini vesairelerini yaptıracağım. Yavaş yavaş zaten bir sürü parça aldım. Belki izlemişsinizdir. Biraz karışık çekiyorum ama. Şimdi bunları değiştireceğim ve arabaya Almanya'nın mahotunu Toll Collect dediğimiz onları alacağım. Yaptırtıracağım yani daha doğrusu. Tırı aldığım yere gidiyoruz. Orada bu ikisini değiştirip Toll Collect bağlantımızı da Almanya otoban sistemindeki ücret geçişlerini sağlayabilmemiz için o cihazı araca monte ettireceğim. Bakalım neler bizi bekliyor. Çok söylüyordunuz abi modifiye et, işte arabanın parçalarıyla oyna vesaire. İşte şimdi başlıyoruz ama daha yeni başlıyoruz. Küçük tırcımız da burada çok meraklı. Baba beni arabaya bindirsene diyor. Araba çalışıyor. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Ama ayakkabıyla binmiyorduk Emir. Ayakkabıyla binmiyorduk değil mi? Nereye bırakıyorduk ayakkabıları? Buraya değil mi? Şimdiden yetiştiriyorum. Tamam şimdilik bir şey olmaz. Daha hiç arabaya hiçbir işlem yapmadım. Hiç ne tura gitti araba ne bir yere. Yani içime sinmiyor. Böyle tertemiz bir şekilde yola çıkmak istiyorum. Bir sürü de malzeme aldık zaten. Yavaş yavaş hepsini sizlerle paylaşacağım. Hayalimde çok güzel bir araba yapmak var ama onlar daha sonra. Biraz bir başlayalım, bir çalışalım, bir şeyler yapalım. Çok sonra inşallah Allah nasip ederse güzel bir modifiye de yaparız. Sizlerle paylaşırız. Şimdi şunları söktük. Bakacaklar hangisi uyuyorsa yenilerini girip taktıracağız. Burası böyle bir tır satış yeri. Garaj, Werkstatt dediğimiz işte garajı da var. Hem satış yapıyorlar hem işte yeni tırlar falan da var bu arada. Ford Trucks'ın da Avusturya distribütörü diyebiliriz. Ford Trucks'lar, yeni Ford Trucks'lar alabilmeniz için burayla görüşüyorsunuz. Sıfır tırlar da var. İkinci el tırlar da, Dorse de her şey mevcut. Bunları böyle söktürdüm. Şuralarında böyle ufak tefek şeyler vardı. Almanya için şey takılıyor. Dediğim gibi. Ya. Okey. Auto şurasın. Şunlar falan var. İşte bunları değiştireceğim. Yenisini aldım. Şuralar biraz paslanmış. Buraları boyayacağım. Gibi gibi böyle ufak tefek şeyler yapacağız. Yangın. Tüpleri var ama içi boş. Almışlar. Evet dostlar. Devam ediyoruz. Yine kullanırız. Çok ufak çaplı şeyleri var.
bir durum olursa ya. Şimdi yaz ya, bunları yazın kullanırız. Bunları da alıyorum, eskilerini bu poşetleri koyalım. Şuralarda böyle hafif paslanmalar var. Diğer tarafta daha çok aslında da. Şuralara böyle kapak arıyorum. Baksanıza pasa bak. Bir de bayağı paslanmış. Bunlara WD-40'la biraz müdahale edip kapakları takacağız ama burada yoksa internetten sipariş vereceğim. Burada sordum bakalım. Krom ya da plastikler varmış. Krom olursa tabii daha iyi olur benim için. Çünkü arabaya krom ufak çaplı böyle şeyler de düşünüyorum. Kendini gösterir yani. Kapak bile çok önemli yani. Önceden dikkat etmiyorduk da kendi aracın olunca her şeye böyle alıcı gözüyle bakıyorsun. En ince ayrıntısına kadar bakıyorsun. Bakalım varsa onları da taktırız. Yoksa da sipariş ederiz. Bunlar hep bir süreç işte. Hadi ince olmuyor. Yavaş yavaş oluyor yani.